Şimdi şarkılara geçecek olur. Koylara'nın kariyeri bence hiç emeklemedi. Sakın düşündüğüm şeyi ikiye koyma. Yok koydum bile. Koydum. Aslında yapay zekada ikisinin sesini birleştirsek, söyletirsek böyle çok güzel olmaz mı aslında? Yok. Olmaz, tamam. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Oradan çok yıllar geçti, çok... Ne konuşuyoruz bugün? Bugün ne konuşuyoruz? Texas diye bosandılar ama değil. Bugün Kolera'nın en iyi 5 şarkısını konuşuyoruz. Bunun için bir Kolera uzmanına ihtiyacımız var, o da benim. Çünkü ben yıllardır Kolera dinliyorum. Artık bu konuda konuşma konusunda kendimi yetkin görüyorum bu konuyla alakalı. Dinliyorum, tabii ki de dinliyorum. Hala dinliyorum. Ben özellikle eski şarkılarını çok seviyorum. Zaten bugünkü listede kime göre en iyi şarkı, kime göre en iyi şarkı, bize göre en iyi şarkı, bana göre en iyi şarkı, size göre en iyi şarkılar olacak. Hala dinliyorum. Eski şarkılarını özellikle çok seviyorum. Rap'i çok seven bir insan olarak. Öncelikle Kolera hakkında birkaç bir şey söylemek isterim ben şarkılara geçmeden önce. Bu kadar eril bir sektörde, yani bu kadar erkek hakim bir sektörde, rap müzik sektöründe kendini yıllardır var edebilmiş olması hakikaten takdire şayan bence. Çünkü hakikaten dünyada da, Türkiye'de de, Avrupa'da da rap müzikten de zaman aklı direkt erkekler geliyor. Mesela pop müzikte böyle değil. Pop müzikte, hatta Türkiye'de bence kadınlar daha baskın ama rap müzikte bu böyle değil. Bu zamana kadar yıllardır kendini var edebilmiş olması, kendi albümlerini çıkarabilmiş olması, bir sürü solo albüm yapabilmiş olması hakikaten büyük bir başarı bence. Yılmadan buna yıllarca devam etmiş olabilmesi. Şimdi şarkılara geçecek olursak, bugün sadece solo şarkılarına bakacağız Kolera'nın. Çünkü daha önce buna benzer videolar çektik ve bu videoların hepsinde şarkıcıların sadece solo şarkılarına baktık. Yani düet şarkılarını hiç girmedik bile. Atıyorum Şehinşah'la alakalı böyle bir video çekmiştik. Demiştik ki sadece solo şarkılarına bakacağız, düetlere bakmayacağız. Yine burada da aynısına bakıyoruz. O zaman başlayalım. Peki, kısaca. Peki şarkılara girmeden önce sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Türkçe rapte en sevdiğin kadın rapçi Kolera mı, yoksa aklına gelen var mı? Ya aklıma gelen tabii ki de bir sürü isim var ama en hani, sevdiğin hangisi? Kolera ile Ayben'i çok seviyorum. Kolera var, Ayben var, Güneş var, Sultana vardı eskiden Alizade. Mesela. Alizade var. Bir sürü Bilzey. Aslında var. Yani bu aralar daha da yükseldi mesela. Evet, evet. Rap'in hakim müzik olmaya başlamasından sonra hakikaten kadın rap sanatçılar kendini göstermeye başladı ama zamanda Kolera ve Ayben döneminde işte bu işler çok daha zordu onlar adına. Bu zamana kadar gelmiş olabilirler hakikaten. Başarı yani. Şarkılara geçelim mi? Geçelim. Benim için Kolera'nın en iyi ilk 5 şarkısını sıralayacak olursam 5 numaraya ben Matin Araları şarkısını koyardım. Kolera'nın... Buzdolabımda her şey bozuk çalıyor. Herkes bana bakıyor bir ben. İsimleri silme isteymiştim. Kolera'nın işte ilk böyle kariyerinin emekleme dönemi şarkısı ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum, özel bir şey. Kolera'nın kariyeri bence hiç emeklemedi. Kadın direkt yürüyerek başladı kariyerine. Hakikaten güzel bir albümle giriş yaptı. Normalde mesela diğer rap şarkıcılara bakalım, işte 90'lı yılların sonlarında çıkardıkları rap albümleri falan böyle hani Kolera'nın ilk albümüne nazaran böyle bir tık daha emekleme dönemi gibi kendi şeylerinde, seviyelerinde gibi kalıyor ama Kolera'nın hakikaten kendi seviyesi, kendi çıtasını daha ilk albümden göstermeye başlamıştı. Matin Araları şarkısı. Yine şarkıları araya koyacağım. Bu sefer söz koyacağım. Matin Araları şarkısı benim çok sevdiğim bir parça. Karantina Embriyo albümünden. Kolera'nın yanlış hatırlamıyorsam ilk stüdyo albümüydü bu. Oradan bir şarkı. Ben bu şarkıyı çok rahatlıkla 5 numaraya koyabilirim diyorum kendi kendime. Var mı itiraz? Yok hocam. Tamam. 4 numaralı şarkı bence Zor İş şarkısı. Ben bu şarkı... Halimi anlayan yok. Yaşamak ne zor işimi. Ben bu şarkıyı çok rahatlıkla ilk 5'e sokabilirim. Oldukça duygusal ve şarkıyla ilgili temel olarak şunu söyleyebilirim. Yine bir Kolera özelliği bence bu. Kolera'nın şarkıları içerisinde çok büyük bir bütünlük var. Yani şarkı bir hikaye anlatıyor ve şarkının her mısrası o hikayeye sadık kalıyor. Hakikaten de böyle. Bak açın şarkılarını, bilmediğiniz şarkılarına da bakın. Ben kefilim. Bütün şarkıları gerçekten belli bir ideaya bağlı şarkı. Şarkı kendi içerisinde bir ideaya bağlı. Bu şarkı da öyle bir şarkı. Nakaratı çok hoş. Herkesin dinleyebileceği, sadece rap kitlesinin değil ve müzik dinlemeyen insanların da çok sevebileceği potansiyelde bir şarkı bence. Duygusal bir parça. Kolera'nın İnziva albümündendi yanlış hatırlamıyorsam bu şarkıda. Yine onun solo albümüydü. Oradan bir parça. Ben bu parçayı 4. sıraya uygun buluyorum şahsen. Sen hiç kendini ağladın mı? Ben çok ağladım. Bu arada hakikaten araya giren çok güzel şarkı. Güzel şarkı, evet. Geçelim. Geçelim. 3. şarkı beni Kolera ile tanıştıran şarkı aslında bu şarkı. Kolaysa anlat. Kendimi unutmak istiyorum. Yol kenarına biriken kuru yapraklar gibi. Günleri, ayları, yılları, anıları hatta kendini... Kolaysa anlat. Kolera'nın bence en prime şarkılarından bir tanesiydi.
klibi de çok böyle hareketli fotoğraflardan oluşan ya da bir video çekilmiş onu fotoğraflar haline getirmiş olabilir. Emin değilim ya da fotoğrafları mı birleştirirler bilmiyorum. Çok güzel bir şarkı. Benim eşim de çok sever bu şarkıyı. Beraber hatta sarhoş olunca genelde bu şarkıyı söyleriz bizim birbirimize karşı. Yengeye buradan selamlar. Selamlar. Şaka yapmıyorum gerçekten. Sarhoş olduğumuzda bu şarkıyı söyleriz biz birbirimize. No, düet yapıyoruz bu şarkıda. Güzel şarkı. Gerçekten çok güzel şarkı. Kolaysa anlat. Yani Türk kadın rap müziği içerisinde bir liste konulacak olsa kesinlikle o şarkı bu listenin içerisinde olurdu bence gibi geliyor bana. Şimdi geldik bir sonraki şarkımıza. Yani 2 numaraya mı geldik artık? 5 evet. dedik, 4 dedik, 3 dedik, 2 numaraya geldik. Şimdi 2 numara Kolera'nın en popüler şarkısı bence. Ki şimdi bu videoyu izleyen birçok insan ki siz de belki diyeceksiniz ki ya abi niye bu bir değil bu 2? Sakın düşündüğüm şeyi 2'ye koyma. Yok koydum bile. Koydum. Sen nasıl bir insansın Berkay? Sen nasıl bir insansın Berkay? Ben nasıl bir insanım Berkay? Ayıp sana. Bana göre Kolera'nın en iyi ikinci şarkısı Sen Nasıl Bir İnsansın. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Eller heva evesini... Gülü Susu Seni Açsız Bırakmam şarkının sample'ından çıkarılmış, ortaya çıkarılmış bir parça. İnanılmaz başarılı. Yani bu şarkıya üzerine çok söylenecek bir şey yok zaten bu şarkının üzerine çok söylenecek benim bir şey. Benim bir numara. Ben bunu ikide kabul etmiyorum. Benim 2 numaram. Muhtemelen Çetin'in de 1 numarası bu. Yani birçok insanın 1 numaralı şarkısı bence ama şahsen benim nezdinde değil 1 numara. Yani çok iyi şarkı. Bak yani şarkıya söylenecek hiçbir şey yok ama benim için 1 numaradaki şarkı o kadar güçlü ki siz o şarkıya muhtemelen çok böyle hakim olduğunuz bir parça çıkmayacak ben söylediğim zaman. 2 numaraya ben bunu koyma gereği gördüm kendi nezdimde. Sen Nasıl Bir insansın çok güzel bir şarkı. Hakikaten birçok kişinin diline pelesenk olduğu belli dönemlerde ve muhtemelen Kolera'da izlemiştir. Texas D-Boy'u, aynen Texas D-Boy diye bir tribünden bir arkadaş var Bursa Spor Tribünü'nden. Kolera'yı gündeme yani getirdi diyebilir miyiz ya? Ya Bursa Spor Tribünü içerisinde kesinlikle gündeme getirdi çünkü bayağı kişi, bak ben videolarına baktım böyle yaşlı, genç, hani Kolera'yı tanıyan, tanımayan, tanıma ihtimali olmayan insanlar bu şarkıyı bağıra çağıra onunla birlikte söylüyorlar. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştük bu hale. Eller revavesine düşkün, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki, anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü, oldu ciğerde pare pare. Görüldüm güçlü düzeldim, sandım ama hep bunalımda yok. Ne mümkün dengede durmak, fırtınadan bir uçurumda yok. Daha filmi anlatmadan ağlarsın, sen nasıl insansın? Ben sende aşka düştüm, parçalandım pare pare. Lay 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 lay. Çok enteresan. Bu arada çok içten çok güzel söylemiyor mu? Çok güzel söylüyor, gerçekten çok güzel söylüyor. Hatta ben Kolera'da ikisi böyle bir... Aslında yapay zekada ikisinin sesini birleştirsek, söylettirsek böyle çok güzel olmaz mı aslında? Yok. Olmaz tamam, pek teşekkür ederim, sağ ol. Şarkı tribün bestesi de olmaya uygun. Bak bir şarkı tribün bestesi olabiliyorsa net iyi şarkıdır bence. Yani şey bütün şarkılar tribün bestesi olmak zorunda demiyorum. Ama tribün bestesi olabilen bütün şarkılar iyidir. İşte Adı Aşk Bu Eziyetinler, seni, işte Aşkın Olayımlar, Sen Nasıl Bir insansın da buna bir örnek. Çok güzel şarkı. Geçelim bir numaraya. Bir numaralı şarkıyı eğer bilmeyenleriniz varsa benim nezdimde tabii bir numara. Muhtemelen Kolera da bunu bir numaraya koymayacaktır ama ben hani benim bu şarkı sevgim çok ayrı. Vitrindeki Manken şarkısı benim için çok özel bir parça. Ben bir fazlalığım ya da var bir fazlalığım. Acıma yıkıldım ayaklarımdan beni bir vapura... Neden özel bir parça? Şarkı baştan aşağı çok derin aşk yaşayan bir insanın bütün kalbi ve hissi duygularını çok güzel yansıttığı bir parça olmuş aslında. Şarkı baştan aşağı tutarlılık içeriyor. Yani az önce Kolera özelliklerinde bahsettiğim o tutarlılık vardı ya. O tutarlılığın vücut bulduğu şarkı bu. Vitrindeki Manken. Hani görmezden gelinen, işte dışlanan, istenmeyen sevgilisi tarafından bir vitrin mankenini anlatıyor. Onun hikayesini anlatıyor aslında şarkı. O noktada aslında gerçekten çok başarılı bir parça. Hatta ek sözlükte okumuştum ben, bayağı oldu. İşte niye bu şarkı hakkında entegrilmemiş, işte çok güzel parça gibi gibi yazılmıştı ki çok eleştirel bir platformdur ek sözlük. Oradan bile 5 yıldız alabilmiş bir şarkı gerçekten. Ben de bir numara Vitrindeki Mankendir diyorum. Siz de bir numara Sen Nasıl Bir insansın diyorsunuz. Evet. Böyle videodan sonra kavga etmeye devam ederiz muhtemelen bu konuyla alakalı. Biraz, evet. Aynen. Şarkıları araya koyacağız. Bu sefer koymamazlık yapmayacağım. Koyacağım ama teliften çok korkuyorum. Yani 8 saniye mi, 7 saniye mi, 6 saniye mi bilmiyorum. 6 saniye koyarak. Neye korktuğunuzda para vermiyorlar. Doğru söylüyorum. Para vermiyorlar zaten bize.
Kimse sponsor olmuyor. Kimse bizi paylaşmıyor. Kimse paylaşmıyor. Destek sıfır. Çok az izleniyoruz. Üç başımıza kaldık. Üç kişiyiz. Videoları üç kişi. Aç döne döne izliyoruz işte videoları üç kişiyiz. Güzelmeyi de ben yapıyorum. Doğru. O zaman bu güzel videoyu da sonlandıralım burada. Buradan Kolera'ya sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kariyerinde de başarılar diliyoruz. Herkese bay bay.